Et şu an en ucuz gıda maddesi. İddia Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı'ya ait. Çünkü Yardımcı'ya göre her şeyin fiyatı 2-3 katına çıkarken bu et ürünlerinde görülmedi. Yardımcı ayrıca etin zincir marketlerde satışının da yasaklanmasını istedi. Ne kadar zamandır et yemiyorsunuz? Bir senedir et yemiyorum. Bir senedir et alamıyor musunuz? Alamıyorum. Bence tavuk alabiliyorum. Et ucuzlamıyor. Ucuz olsa alacağım ama ucuzlamıyor. Bakın et şu anda yine söylüyorum. Et en ucuz temel gıda maddesi. 100 lira kıyma, 110 lira, 120 lira kuşbaşı. Ha yerinde durur mu? Durmaz mı, o pazartesi belli olur. Bu sözler Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı'ya ait. Etin en az zamlanan gıda ürünü olduğunu iddia etti. Bugün et pahalı değil benim gözümde. Et %20 bir zam yemişse büyük bir şey değil. Onun için de devletin bir an evvel besicilere ve bizim kasaba esnafımıza el atması gerek. Her ne kadar Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı böyle konuşsa da yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de et tüketimi her geçen gün azalıyor. 2019'da bir aile 48 kilogram et tüketirken bu 2020'de 28 kilograma geriledi. Gariban ince bir kıyma var, o da 93 lira, en ucuz kıyma 93 lira. 85 lira satıyorduk. Ben fazla bir zam yapamadık. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili maliyetlerin arttığını söyledi. Ette KDV'nin kaldırılmasını istedi. Bu kadar girdiler. En büyük elektrikte devletin en önce hemen bir KDV'yi kaldırması gerek. Zincir marketlerde et ürünlerinin satışına eleştirdi. Avrupa'da böyle bir şeyin olmadığını savundu. Avrupa'da AVM'lerde et yoktur. Ama Türkiye'deki AVM'ler bir araba satmıyor. Böyle bir ticaret olmaz.